Ülkemizde giriş seviyesi akıllı telefonlar şu aralar çok popüler durumda. Bunun en büyük nedenlerinden biri artık giriş seviyesi akıllı telefonların birçoğu ülkemizde üretilmeye başlandı. Akıllı telefon üreticilerinden TCL de ülkemizde TCL 20 SE'yi şu anda üretiyor ve bu telefonlardan biri bugün inceleme konuğumuz. Genel olarak sosyal medyada dolaşma ve medya tüketme cihazları olarak bu giriş segmenti ve orta segmentin arasında kalan cihazlar insanlar tarafından çok tercih ediliyor. TCL de burada aslında avantajlı firmalardan biri. Neden? Çünkü kendi ekran teknolojilerine sahip bir firma. Ama biz ekran özelliklerine detaylı bir şekilde değinmeden önce bir tasarım özellikleriyle başlayalım. Telefon ele son derece güzel oturan ve geniş ekranlı bir akıllı telefon TCL 20 SE. Bu kadar geniş ekranlı bir telefonun normalde eldeki ergonomisi zorlu olabilirdi ama telefonun kenarlarındaki kıvrım elinize çok rahat bir şekilde oturmasını sağlıyor. Ben bu konuda çok sıkıntı çeken bir akıllı telefon kullanıcısıyım ama TCL 20 SE ile böyle bir problem yaşamadım. Kullandığım süre boyunca bu arkadaki ve ekran tarafındaki kıvrımlar sayesinde tek elinizle rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Elbette ki ekranın en soluna erişmekte zorluk çekiyorsunuz tek elle kullanabiliyorsunuz ama genel kullanımda mesela arama cevaplarken veya Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da kaydır marketleri dolaşırken tek elle kullanımda da rahat edebileceğiniz bir telefon. Ölçülerine baktığımızda telefonun 172.1 mm uzunluğa, 77.1 mm genişliğe ve 9.1 mm kalınlığa sahip olduğunu görüyoruz. Bu fiyat segmentinde ve özellikle bu batarya kapasitesine sahip bir akıllı telefon için son derece normal bir kalınlık ölçüsü 9.1 mm. Ve bu ölçülerle, geniş ekranla ve batarya ile bağlantılı olarak TCL 20 SE ağır bir akıllı telefon. Elinize oturuşu son derece sağlam. Telefonun arka yüzünü çevirdiğimizde burada farklı geçişler görüyoruz. Arkada saydan bir plastik kullanılmış ve çok güzel görünüyor telefonun arka yüzeyi. Hem kamera dizilimi hem de diğer noktalarda benim beğendiğim bir akıllı telefon tasarımına sahip. Ben zaten dikine kamera anlayışını çok seviyorum. Teknopat.net'teki pek çok incelememde bunu zaten sizlere söyledim. LCD ekranlı bir akıllı telefon olduğu ve giriş seviyesi bir akıllı telefon olduğu için parmak izi sensörü telefonun arkasına yerleştirilmiş. Son derece hızlı bir şekilde parmağınızı okuyor ve sizi ana ekrana alıyor TCL 20 SE. Telefonun alt kısmına baktığımızda burada standart tip C bağlantımız var ama etrafında iki tane hoparlör var. Biz normalde bu segmentte hatta orta segmentteki pek çok telefonda tek hoparlör görürken TCL 20 SE bir medya telefonu olarak özellikle medya alanında çok rahat kullanabileceğiniz, içerik tüketeceğiniz bir telefon olarak sese de önem veriyor. Zaten kulaklıkla beraber 3.5 mm jack girişini kullanarak kulaklığınızla yüksek çözünürlüklü sese de kavuşabiliyorsunuz. Bu yönden gerçekten iyi. Zaten medya kısmının bir diğer yönde ekran. Ona da birazdan değineceğiz. Telefonun sağ tarafında ses açma kapama tuşu ve güç butonu yer alırken sol tarafta tek bir buton var ve bu buton Google asistanı açmanıza yardımcı oluyor. Telefonun üst kısmında ise az önce söylediğim gibi 3.5 mm jack girişi ve mikrofon bulunuyor. Ön tarafa baktığımızda ekranın üst tarafında damla çentik şeklinde bir ön kameramız yer alıyor. Ve ekrana geçersek 6.82 inçlik IPS LCD bir ekranı var. TCL 20 SE'nin. Ve bu ekranın çözünürlüğü 720'ye 1640 değerinde. inç başına düşen piksel sayısı ise 263 ppi. Telefonun parlaklığı ise 450 nit seviyesinde. Zaten biz de lümen ile yapmış olduğumuz ölçümlerde 600 lux'ın üzerinde sonuçlar almayı başardık. Ekran hakkında şunu söyleyebilirim. TCL 20 SE incelemenin başında da söylediğim gibi gerçekten bir medya tüketme aracı olarak sosyal medyada gezinme aracı olarak son derece iyi bir akıllı telefon. Kendi fiyat segmenti için elbette. Ayrıca burada bir yazılım da devreye giriyor. O da nedir? Next Vision. Next Vision TCL'in görüntü işleme yazılımına verdiğimiz isim ve TCL bu teknolojiyi televizyonlarında uzun süredir kullanıyor. Akıllı telefon üreticisi olduğundan beri de akıllı telefonlarında özellikle giriş ve orta segmentteki telefonlarda bu şekilde bir fark yaratmaya uğraşıyor. Gerçekten çok iyi bir teknoloji. Amazon Prime'da Netflix'te herhangi bir içerik uygulamasında video izlerken bir dizi izlerken, film izlerken veya bir YouTube videosu izlerken aradaki farkı görebiliyorsunuz. Burada upscale teknolojileri ve görüntüleme teknolojileri telefonun kendi segmentinin üzerinde bir performans vermesini sağlıyor. Ayrıca yine bu segmentte çok fazla görmediğimiz görüntüleme seçenekleri arasında geçiş yapma özellikleri de TCL 20 SE'de bulunuyor. Next Vision zaten ayrı bir uygulama olarak da telefonun ayarlar kısmında yer alıyor. Ve burada siz ekrana nasıl görünmek istediğini detaylı bir şekilde belirleyebiliyorsunuz. Ve ekranın o şekilde görünmesini sağlayabiliyorsunuz. Ekran ve tasarıma detaylı bir şekilde değindiğimize göre artık performans kısmına geçebiliriz. TCL 20 SE'ye pek çok farklı test uyguladım. Bunlardan bazıları sentetik testlerken bazıları da gerçek zamanlı testlerdi. Bakalım TCL 20 SE burada nasıl sonuçlar almış. Öncelikle içerisindeki chipsetten ve donanım özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Qualcomm'un Snapdragon 460 işlemci platformuna sahip bu telefon ve bu işlemci platformu 8 farklı çekirdekten meydana geliyor. 4 çekirdek 1.8 GHz'lik Cairo 240 çekirdeği iken 4 çekirdek de verimlilik odaklı çalışıyor. RAM tarafına baktığımızda 4 GB RAM olduğunu görüyoruz ve depolama alanı olarak da 64 GB'lık versiyon var elimizde. Burada şu hatırlatmayı yapayım. Telefonun sim kızağını açtığınızda burada hibrit yapılı bir sim kızağı var. Bu sim kızağına ister iki sim kart takarak isterseniz de bir micro SD kart bir sim kart takarak kullanabiliyorsunuz. Ve gelelim sentetik sonuçlara. İlk olarak Geekbench'te başlıyoruz. Tekli çekirdekte aldığımız puan 246 iken, çoklu çekirdekte 1149 puan almayı başarmış TCL 20 SI ve buradan hemen Work 30 performans testine geçiyoruz. Burada giriş seviyesi bir akıllı telefon için çok iyi bir puan alıyor. 5734. Ve hemen ardından gelenek olduğu üzere Antutu'ya bakıyoruz. 127743 puan almış TCL 20 SI. SE. Sentetik tarafta bir farklı testimizde Jetstream 2 testi. Bu testin özelliği akıllı telefonunuzda veya bilgisayarınızda veya herhangi bir mobil cihazınızda tarayıcınızı ne kadar iyi çalıştırdığınızı ölçmek. Doğal olarak bir Android akıllı telefonda en çok tercih edilen tarayıcı Google Chrome olduğundan Google Chrome üzerinden bu testi yaptım. Ama siz kendi telefonunuzda, bilgisayarınızda farklı tarayıcılar üzerinden de test yaparak tarayıcı performansınızı ölçebilirsiniz. Burada almış olduğumuz puan ortalamanın biraz üzerinde bir puan 26. 16.008 puan almış TCL 20 SE. Özetle sentetik sonuçlara baktığımızda bize verilen öngörüye göre bu telefonda medya uygulamalarında, sosyal medyada son derece rahat bir kullanım sağlarken oyunlarda da ortalama performans alabiliriz. Bu öngörümüzün ne kadar haklı olup olmadığını birazdan göreceğiz zaten. Ama öncesinde şimdi bu telefonlarda biz oyun oynuyoruz. İşte belli testler uyguluyoruz ama bu testlerin hep bir süresi var ve bu testler sırasında sürekli farklı şekilde sağlanıyor. Yük her zaman işlemci üzerinde değişiyor. Bir stres testine sokmak da çok önemli. Neden? Bir uygulamayı 5 dakika çok performanslı çalıştırması bir anlam ifade etmiyor uzun kullanımda. O uygulamayı 20 dakika, 25 dakika, 30 dakika... Aynı performansla çalıştırmaya başladığında o telefon bizim için daha kullanışlı oluyor. Diğer türlü dar boğaza düşüyor ve dar boğaz açıkçası bir akıllı telefon kullanıcısının en nefret ettiği durumlardan biri. Peki TCL 20S i'de durum nedir? Bu yüzden hemen 3DMark'ın stres testine başvuruyoruz. Burada yapılan her testte her demo 1 dakika sürüyor ve 20 kez arka arkaya bu demo tekrarlıyor. Tekrarlayan demonun sonucunda da bize bir puan veriliyor. Bakalım sonuçlar nasıl? Wildlife stres testinde şu anda sonuçlarımın bulunduğu alana girdim. Burada her bir loop için farklı puanlarımız var ve bu farklı puanlarda en yüksek ve en düşük arasındaki fark da aslında bizim sonuçlarımızı etkiliyor. Bizim bu demolar sırasında aldığımız en yüksek puan 243. Aldığımız en düşük puansa sadece bir puan eksiği olan 242 puan ve genel kararlılığa baktığımızda %99.6 olduğunu görüyoruz. Bu da bir sentetik öngörü ve bu öngörünün doğru olup olmadığını gerçek zamanlı testimize dediğim gibi göreceğiz. Stres testi sırasında yapılmış olan tüm demoların tüm loop'ların sonuçlarını da hemen aşağıda görebiliyoruz. Burada sadece iki farklı puan var. 243 ve 242. Çok büyük oynamalar yaşanmamış. Zaten performans aralığına baktığımızda aradaki farkların çok yüksek olmadığını görüyoruz. Burada zaten aralarında en çok fark olan iki loop'u yan yana getirmiş 3D Mark. Aralarında çok büyük performans farklı olmadığını bizlere göstermiş. Test sırasında batarya %98'de başlamış ve bittiğinde %96'ya düşmüş. Sıcaklık 34 santigrat dereceden 35 santigrat dereceye çıkmış. 1 derecelik bir fark var. Ortalama kare oranımız ise 1 FPS ile 2 FPS arasında gidip gelmiş. Bu kadar sentetik test yeter. İsterseniz bizim uzun süredir akıllı telefonlarda gerçek zamanlı performans testleri yapmamıza yardımcı olan bir uygulamaya geçelim. Gamebench Pro'da yapmış olduğumuz performans testinin detaylarına bakalım. Gamebench Pro üzerinden yapmış olduğumuz testte TCL 20 SE ile 15 dakika boyunca PUBG oynadık. Böylece hem işlemci üzerine bindirilen yükü gerçek zamanlı olarak, FPS arası geçişler, FPS dağılımları ve kare oranları hakkındaki detayları gerçek zamanlı olarak, hatta batarya sıcaklığının ne kadar yükseldiğini ve zamana göre ne kadar çeşitlendiğini görebildik. 15 dakikalık oyun seansımızda aldığımız ortalama FPS 50 FPS ve kararlılık %96 seviyesinde. Biraz önce sizlere anlatmış olduğum stres testindeki öngörünün burada geçerli olduğunu görebiliyoruz %96 çok iyi bir kararlılık seviyesi giriş seviyesi bir akıllı telefonda PUBG Mobile gibi bir oyunu yüksek FPS ile oynayabilip ve bu yüksek FPS'i bu kararlılıkla oynayabilmemiz güzel bir haber. Ve Variability Index puanına baktığımızda burada çeşitliğin artmasından ve Kareler arasındaki farkların 45 ile 50 arasında olmasından dolayı 3.15 gibi bir puan aldığımızı görüyoruz. En çok gösterilen karelerin 45 ile 60 arasında olduğunu ve bunun dengeli bir dağıtma sahip olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca ortalama 50 FPS sonucunu almış olabiliriz ama en en çok gösterilen karenin 60 fps olduğunu görüyoruz. Yani performans olarak gerçek zamanlı sonuçlarla sentetik sonuçların tutarlılık içerisinde olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ve gelelim bataryaya. Bu telefonun içerisinde 5000 mAh'lik bir dahili batarya var ve ekranın 720p olmasından dolayı verimliğin çok yüksek seviyeye çıkması planlanıyor. Yani normal bir kullanımda TCL 20 SE size 1.5 ile 2 gün arası bir kullanım sunabiliyor. Ve PC markın batarya 3.0 sonucuna baktığımızda aldığımız batarya süresinin 7 saat 38 dakika olduğunu görüyoruz. Bu test boyunca parlaklık en yüksekteydi ve otomatik parlaklıkta değildi. Yani sürekli çalışır durumda bize gerçekten iyi bir süre verdi. Ayrıca bunun yine gerçek zamanlı teste yansıdığını da görüyoruz. Gamebench Pro'dan aldığımız oyun oynama seansına baktığımızda Oyunu 6 saat 50 dakika oynayabileceğimizi görüyoruz. Bu gerçekten çok uzun bir süre. Ve bu 16 dakika içerisinde 169.86 miliamper saat pil tükettiğimizi görüyoruz. Gerçekten harika bir veri. O oyun sırasında bataryanın ne kadar güç çektiğini size net bir şekilde söylüyor. Yani 200 miliamper bile değil. Hatta 180-190 miliamperlik akıllı telefonları çok görüyorum ben. Burada TCL 20SE'nin derinlik odaklı çalıştığını görebilirsiniz. Ve oyun sırasında batarya sıcaklığının da çok yükselmediğini görüyoruz. 35 derece başlamışız, 39 derecede bitirmişiz. Bataryanın doluluk seviyesi %91'miş. Oyun seansı bittiğinde %88'e düşmüş. Yine arada çok küçük farklar var. Özetle TCL 20 SE bir giriş seviyesi akıllı telefon olarak size güzel bir ekran sunuyor. İyi bir ses kalitesi sunuyor. Bunun dışında ortalama bir performansı kararlı bir şekilde size verebiliyor. O zaman geçelim kameralara. TCL 20 SE'nin 16 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kamerası f1.8'lik diyaframa sahip. Ultra geniş açılı kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğe ve f2.2 diyaframa sahip. Diğer iki kameradan bir tanesi yine çekim kamerası yani makro kamera. O da 2 megapiksel çözünürlüğe sahip. Ön kameramızsa ana kameraya özellikle derinlik hesaplamalarında yardımcı olması için buraya konulan derinlik algılayabilen yardımcı kamera. O da 2 megapiksel çözünürlüğe sahip. Peki bu kamera özellikleri bir araya geldiğinde ve ön kameranın 8 megapiksellik sensörü de devreye girdiğinde aldığınız sonuçlar nasıl? Açıkçası gün ışığında çekmiş olduğunuz fotoğraflar özellikle ana kamerada son derece hoş görünüyor. Benim bir diğer beğendiğim nokta ise makro kameranın performansı oldu. Makro kamera hiç de fena olmayan sonuçlar veriyor. Ama dediğim gibi bu sonuçlar ışık seviyesine göre oldukça değişken. Düşük ışık performansı ortalama diyebileceğimiz bir seviyede. Ve ultra geniş açılı kamera manzara çekimlerinizde gün ışığında iyi sonuçlar verebiliyor. Açıkçası ben TCL 20 SE'nin kamera performansının kendi segmentine değerlendirdiğimde gayet iyi seviyede olduğunu söyleyebilirim. Tabi burada video tarafında çok fazla seçeneğiniz yok. Onu da unutmayın. Ağır çekim yapabiliyorsunuz ve 1080p'de 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Ama akıllı telefonlarımızı biz genellikle sosyal medya için kullandığımız için özellikle portre modu tarafında detaylı çalışılmış. Portre modu hem ön kamerada hem de arka kamerada arka kamerada bir de o 2 megapiksellik yardımcı sensöründe yardımıyla gayet iyi iş çıkartıyor. Ben portre modunda çektiğim fotoğraflardan çok memnun kaldım. Hem ön kamera için konuşuyorum hem de arka kamera için. Şimdi özetle TCL 20 SE ülkemizde üretilen bir akıllı telefon ve bence hem ekranıyla hem de batarya performansıyla rakiplerinden ayrılmayı başarıyor. Eğer siz de giriş seviyesinde iyi e bir akıllı telefon satın almak istiyorsanız TCL 20 SE'yi satın alabilirsiniz. Eğer özelliklerine yakından bakmak istiyorsanız da bir perakende mağazasında bu telefonun kendinize demo alanlarında deneyimleyebilir ve fikrinizi o şekilde verebilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Teknopat'ın bu YouTube kanalına abone olmayı, ve bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Eğer bir sorunuz olursa bu TCL 20 SE olur, başka bir telefon olur, başka bir donanım olur. Aklınıza gelen soruları Teknopas sosyal'den sormayı unutmayın. Orada da sizin sorularınıza cevap veriyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben Emin Çıtak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.